Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Trabzonspor Rebuild yani Trabzonspor'a yeni oyuncular kattık ve hepsi full kadromuzu değiştirdik arkadaşlar. Tabi bunun içine Türk oyuncularımız da var ama genellikle yabancı oyuncular aldık. Niye derseniz yani Türk oyuncular çok yok. Bir de çok gelişmiş oyuncular da yok arkadaşlar. Yani transfere acayip bir para harcadık. E, şaheser yani çok para harcadık arkadaşlar. Akıl almaz bir para harcadık. Mesela arkadaşlar takımımızı gösterelim arkadaşlar. Taktikler değil. ve Ber Bernard Leno arkadaşlar. Defansımıza şey kalemiz kalemize Bernard Leno'yu aldık arkadaşlar. Nitelikler abi şahane oyuncu ya. Top dağıtma kötü olabilir ama yani çok güzel oyuncular 87 ee, şut kesmesi, pozisyon alımı 69, penaltı kurtarma 87 arkadaşlar. Yani oyuncu şahane denilecek bir klasmanda. Arkadaşlar mesela ben Alisson Becker'ı da alabilirdim ama Alisson Becker mesela oyuncu alamıyorum. Çünkü oyuncu gelmeyi istemiyor. Liverpool'dan gelmek istemiyordu mesela. Ben Kylian Mbappe'yi almayı düşünüyordum ama gelmek istemedi. Bernard Leno arkadaşlar. 84'lük. Sol bekimiz arkadaşlar Pereira. Ricardo Pereira'yı aldık arkadaşlar. Yani performansından memnunum diyor bir de arkadaşlar. 26 yaşında. Pozisyon ama 87. Hızı 83. Dayanıklılığı da 83 arkadaşlar. Orta yapması 87. Şahane bir oyuncu. Defansımız stoperlerimize bakalım. Mentis de like arkadaşlar. Topla oynayan savunma 21 yaşında arkadaşlar. Bunun potansiyeli 99'luk arkadaşlar. Hava kabiliyeti 91. Hızı çok da önemli değil defansta. Pozisyon alma 89. Markaj 89 arkadaşlar. Pası 76. Şahane bir pası var. Liderliği çok da iyi olmasa da soğukkanlılığı 84. Söz, evet arkadaşlar Kolibali arkadaşlar bu e, sonuna gelmiş e, gelişiminin sanırım evet arkadaşlar zirvede ulaşmak üzere çok iyi bir oyuncu Kolibali nitelikler markaj 93 hava kabiliyeti 84 yani o yaş yani tecrübeli bir oyuncu almanız lazım takıma hep de şey hmm, hep arkadaşlar şey almanıza gerek yok. Genç oyuncu almanıza gerek yok. Çünkü arada bir yaşlı tecrübeli oyuncular olsun. Onlar ya, tecrübe katar oyuna. Soğuk 84. En çok etkileyen kısım arkadaşlar markajı ve bitiriciliği. Bitiricilik aslında defansta olmaması gerek ama bitiricilik de var. Ee, Napoli'den transfer ettik bunu herhalde. Evet Nepal'den transfer ettik 330 bin lira haftalık ödüyoruz Kolibali arkadaşlar Alınması gerekiyor oyuncu Sağ taraf Benjamin Pavard arkadaşlar Fransa'dan anlattığınız gibi Şahane bir golü vardı dünya kupasında markajı 87 Pozisyon ama 87 hızı 83 arkadaşlar Çok güzel 24 yaşında arkadaşlar 99'a kadar yolu var bunun Evet arkadaşlar orta sahamızın ortasında Engolo arkadaşlar 29 yaşında gelişimini tamamlamış ve 91'lik şahane bir oyuncu hızı 84 dayanıklılığı da 94 arkadaşlar saldırganlık 85 uzun pas 80 pas 80 bunlar hep iyi oyun iyi olanları gösteriyorum pozisyon alma 80 hareket 80 markaj ve top kapma da 80 arkadaşlar yani oyuncu full iyi yani. Yani çok güzel bir oyuncu. Sol taraf Riyad Mahrez. 47 milyon 29 yaşında. Ortalama oyuncu yaşımız herhalde 20 şey 27 olabilir. Yani top sürmesi şahane. Hızı çok kötü arkadaşlar. Hızını bu kadar bilmedim. Al, almadan aldıktan sonra gördüm arkadaşlar ama top sürmesi şahane. Yani en, en gibi arkadaşlar. Hızı yavaş ama çok çalım atabiliyor. Kontrolü 89, top sürme 89, soğukkanlılık 84, özel yetenek 80 arkadaşlar. Sözleşme 200 bin haftalık veriyoruz arkadaşlar. Sağ taraf Dibala arkadaşlar. Bunların yerleri daha belirli değil. 26 yaşında. dibalı 77 milyon değerinde. Nitelikler hızı da bunun iyi değil. Ama bitiricilik, top sürme, uzun şut çok şahane Bunlar da Uzun şut olmasa da top sürmesi çok iyi. Bitiricilik de iyi. Yardımcı forvetli olması gerekenlerden bir şey. Juventus'tan aldık. Sözleşme 250 bin lira. 250 bin lira. Ve en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. 20 yaşın arkadaşlar. Jaden Sancho. 20 yaşında arkadaşlar. Bunun 99'a kadar yolu var arkadaşlar. Daha 20 yaşında 87'lik oyuncu. Yani bunlar çoğu yükselecek arkadaşlar bunların. Borussia Dortmund'dan aldık. 220 bin dolar. 220 bin dolar haftalık arkadaşlar. Ve Harry Kane takımın yıldızı. Hedef oyuncu. Forvet Harry Kane. Hareket ve bitiriciliği 96'lık en önde vuran o her şeylerine ve soğuk kanlı şahane bilir bir şeyde olan yani bir forvette olan en iyi özelliklerden var onda Tottenham'dan aldık ve 380 bin lira ödüyoruz arkadaşlar La Gazette. Alexandra La Gazette arkadaşlar bunu ilk önce aldık ya yani şimdi düşüşte Evet biliyorum bunu niye aldığımın sebebini söylüyorum arkadaşlar bunu hani Trabzonspor yani 70'lik oyuncular yani ilk, ilk bunları almam lazımdı her Kane almak için ve bunu almak lazımdı. Bunu da aldım arkadaşlar. Güzel oyuncu, gol atıyor. Gördüğünüz gibi 5 golü var. Yani 5 golü var. 2 maçın adamı. 6 maçta 5 golü var. iyi idare eder arkadaşlar. Clement Lenglet arkadaşlar. 68'lik toplu oynayan savunma. Bu da çok iyi oyuncu. Ve Çakır'ı satmayı düşünmüyorum ama satılığa koymuştum. Çıkartayım hatta bunu. Yani kiralık listesini de çıkarayım. Çünkü bize lazım olacak. Lindelöf. Bunları hızlıca geçeyim. Genel savunma arkadaşlar. 26 yaşında. Nicolas Pepe. Bu da çok iyi bir oyuncu. El Shaarawy Dediğim gibi Lakatete ile aynı şey için aldım bunu Çağlar Soyuncu arkadaşlar Çağlar Soyuncu'yu alma sebebim 14 yaşında Türk bir oyuncu ve bu da gelişmesi var yani e, Robiot Andrian Robiot arkadaşlar ya bunda her özellik ortalama bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu arkadaşlar bunu da aldım bunlar da özellikle uzun şutu çok iyi arkadaşlar kısa köşe vuruşlar da güzel. Ya Ramsey arkadaşlar çift yönlü orta saha. Ya bunlar da güzel oyuncu. Ve yo Sansel arkadaşlar. Yani çok oyuncu almak istedim ama alamadım çünkü gelmediler. Takımları satmadı. Niye satmanın anlamadım ki. Yani çok para verdim, acayip de para verdim yani. 2-3 katlarını da verdim. Yine vermedi Top kapması iyi arkadaşlar. Arka kanat. Arkadaşlar takımımız bu. Bir maç yapalım isterseniz. bir bakalım. Takımımıza. Evet arkadaşlar bir saniye bir bakalım şuraya. Ne ayarlayabilir? Ayaracak bir şeyimiz daha daha yok. Mesela şöyle yapabiliriz. Lagatate'yi buraya alalım. Bitiriciymiş. Yardımcı forvet. Bu da hedef oyunu arkadaşlar. Evet böyle girelim maça. Çaykur Rizespor maçına giriyoruz arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz. Trabzonspor 1-0 2-0 oldu. 2-2. Yani daha takımın kimyasını görüyorsunuz arkadaşlar. hepsini yeni aldığımız için daha kimyası 59 şu an. Ya yani ondan gol yiye, yiyebiliyoruz arkadaşlar. 4 2 4 3 arkadaşlar. Arkadaşlar 4 3 bitti. Bu maç bitti yani. Daha kimyası 59 arkadaşlar. Ondan çünkü. Kimyası 59 olduğundan ya ben bunu kabul etmiyorum şu an. 59 yani daha yeni alışmamış adamlar birbirine. Ondan. Yani 5-10 maç attıktan sonra video çekseydim bu bölümü atarsın. Kimyası 70-80'e kadar çıkabilirdi bu. Macit Hüseyin arkadaşlar görüyorsunuz takım çok iyi olduğundan adamlar bizden gitmek istemiyorlar. Görüyorsunuz iptal etmek zorunda kalıyorum bunlara. Ya bunlar iptal etmek zorunda kaldım. Bir maç daha yapalım isterseniz. Bir bakın görün. Denizli Spor. Evet. şunu ben anlamadım ya. Niye bu Neyse bir kere de böyle tak. Şöyle yapalım. Hedef oyuncu. bu bek mi ya? Genel savunma bu so orta saha tamam arkadaşlar anladım. Bir şey olmaz. Ee, yine bir maça girelim. Ya bu takım herkes yani her kimyası biraz yüksek olduktan sonra ya bunun şimdi kimyası çok düşük ram Riyad mahrez attı biraz e, oyuncularımızı ileri mi alsak acaba ya yani ne yapalım genişliğimizi e, genişliğimiz normal aslında normal ben normal seviyorum biraz e, hücum yapak hızlı güzel yaratıcılık macera perest yapalım zaten oyuncularımız iyi biraz da risk alsınlar risk karışık tamam tüm sağ sert Savunma çizgisi yüksek yapalım. Ama yakalanmazsak güzel olur. Evet. Paola Dybala attı. Ve maç 3-0 devam ediyor. 4'ü attık. Evet arkadaşlar. Bir yani. Bir taktik. 3 gol atmamıza neden oldu. Paul Dybala. Sancho. Ve Angola Kante. Tabii ki de Mahrez'i unutmayalım olsun arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Güven güvenmeniz için. Bir maç daha atalım sizin için. Evet arkadaşlar, bir maç son bir maç atacağız. Devam ediyoruz. Galatasaray Milan 3-0 yenilmiş. Niye yenildiyse ya yenilmeseydi. Sıra bizim maça gelecek herhalde. Sürekli basıyorum. O zaman geçsin diye. Direkt maça ya oyunu birazcık daha gelişti Galatasaray arkadaşlar. Oyunu birazcık daha geliştirmeleri lazım. Mesela aynı FM 21 gibi mesela oyuncuyu mesela bir ay tatile çıktığımız çıkalım. Çıktığımızda bakalım ne olacak takım. Evet arkadaşlar ben e, Abdülkadir Ömür'ü Ve Harry Kane ikinci golünü attı. İki gol attı üst üste. Tek takımın kimyası yerine geliyor. 2-0 bitecek herhalde maç. Evet 2-0 bitti arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar Trabzonspor'u Trabzonspor rebuild yaptık arkadaşlar. Şahane bir takım. Şahane bir takım yaptık arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni bilene kazanır bu maç. Bu takım efsane bir takım. İnanılmaz bir takım yaptık. Barcelona, Real Madrid neymiş? Bayern Münih neymiş arkadaşlar? Bundan daha iyi takım göremezsiniz. çok transferler isteniyor bakıyoruz. Ben burada bir de kalmasını istemiyorum. Siliyorum hepsini. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda size Trabzonspor rebuild yaptık arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Lütfen destekleyip Kanala like atıp abone olun arkadaşlar. Hepinize iyi günler.